Saatler 14'ü gösteriyor. TRT Haber ekranlarında birlikteliğimiz haber ajandasıyla devam ediyor sayın seyirciler. 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak. Ayrıntıları alacağız hemen muhabirimiz Merve Sarıkaya'dan. Merve. Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma yapılan son taslak ortaya çıktıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve bunun ardından da kamuoyuyla paylaşılacak. Sonrasında da meclise gidecek. 3600 ek gösterge çalışmaları Şubat ayında başlamıştı hatırlayacak olursak. 16 Şubat tarihinde ilk toplantı yapılmıştı yetkili sendika Memur Sen'le. Bunun ardından Mart ayında 16 Mart'ta da ikinci toplantı gerçekleştirilmişti. Bunun ardından çalışmalar devam etti ve son taslak hazırlandı ve çalışmalar bugün itibariyle tamamlandı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra da kamuoyuyla paylaşılacak. Peki 3600 ek gösterge çalışması neydi? Kimleri kapsıyordu? Hemen onları aktaralım. Öncelikle 3600 ek gösterge düzenlemesi öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerini kapsamına alıyor ve düzenleme ile birlikte de yine bu kişilerin memurların göstergeleri 3600'e yükseltilmiş olacak. Peki yükseltildikten sonra ne olacak? Sonrasında ise hem emekli ikramiyelerini hem de emekli aylıklarına yansıyacak ve yukarı yönlü bir fiyat güncellemesi olarak aslında maaş güncellemesi olarak aslında yansıyacak diyebiliriz. Düzenleme hayata geçtikten sonra polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerinin hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yukarı yönlü bir güncelleme olacak diyebiliriz. Tabii bunun yanında ek göstergesi 2200'den düşük olanlar var. Göstergesiz olanlar var. Yine bunlarla alakalı neler olacağı da merak konusu. Yapılan çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmasının ardından da tüm bunlar ortaya çıkacak. Ünvan düzenlemesi, hizmet koluna göre düzenlemeler ve bunların ek göstergelerinin ne olacağı da yine kamuoyuyla paylaşılacak diyelim. Sözü merkeze bırakalım. Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında teknede 223 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye uyruklu 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri Marmaris'ten yola çıkan şüpheli tekneyi takibe aldı. Radardan da izlenen tekne Aydıncık ilçesi açıklarında durduruldu. İtalya'ya gitmeyi planladığı öğrenilen teknedeki aramada 204'ü Suriye, 19'u Filistin uyruklu 223 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler organizatör olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş İslam Sancak şehit oldu. Sancak'ın şehit düşmesinin ardından hız verilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde dün teröristlerle çıkan çatışmada piyade uzman çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu arada hız verilen Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu'nda terör inleri yeniden vuruldu. 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyon şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele notuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesiyle Suriye'de PKK-YPG mağduru yüz binlerce sivil umutlu bir bekleyişe girdi. Teröristlerin işgali nedeniyle evlerini terk ederek Azez'deki çadır kentlere yerleşen Tel Rifatlı 18 bin aile evlerine dönmek için gün sayıyor. Yaşadıkları ilçe işgal edildi. Teröristler evlerine, arazilerine el koydu. Kurtarabildikleri ne varsa alıp Azez'e sığındılar. Çadırlarda yaşayan Tel Rifatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon mesajıyla umutlandı. Terör örgütü PKK-YPG 16 Şubat 2016'da Halep'in kuzeyindeki Tel Rifat'ı işgal etti. İlçede yaşayan siviller zorla yerlerinden edildi. Bölge o tarihten sonra bir terör üssü haline geldi. Azez'e gelen 100 bin Tel Rifatlı sivil, 6 yıldır derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki PKK varlığına yönelik harekat sinyali, tüm terör mağdurları gibi Tel Rifatlı sivilleri de heyecanlandırdı.
Terör örgütü PKK-YPG'nin işgal ettiği ve terör yuvasına çevirdiği Tel Rifat'tan yıllar önce kaçmak zorunda kalan binlerce aile bir kez daha umutlandı. 100 bin sivilin gözü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çevrildi. İnşallah Tel Rifat'taki PKK işgali son bulur ve topraklarımıza geri döneriz. Bu çadırlarda perişan haldeyiz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. PKK hayatımızı mahvetti. Her şeyimizi kaybettik. Evimi çok özledim. Hayatta en büyük hayalim doğup büyüdüğüm Tel Rifat'a geri dönebilmek. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki sivil yerleşimlerde sık sık Tel Rifat kaynaklı saldırılarla hedef alınıyor. İlçedeki terör varlığının sonlandırılmasıyla bu bölgelere yönelik saldırı tehdidinin de ortadan kalkması bekleniyor. Allahu Ekber. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yarın açıklanacak büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Göstergeler ilk çeyrekte ekonominin %7 büyüyeceğine işaret ediyor dedi. Bakan Nebati enflasyondaki yükselişin ise geçici olduğunu vurguladı. Nebati Türkiye Bankalar Birliği'nin genel kurul toplantısında konuştu. Türkiye ekonomi modeliyle ülkemiz tüm küresel olumsuzluklara rağmen istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümeye devam ediyor. Öncü göstergeler ışığında bu yılın ilk çeyreğinde güçlü ve dengeli büyüme eğiliminin sürdüğünü de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yarın gayri safi yurt içi hasıla ilk çeyrek verileri açıklandığında inşallah hep beraber şahit olacağız. Öncü veriler büyümenin 2022 yılın ilk çeyreğinde yıllık olarak 7 civarında bir şekilde gerçekleşeceğini işaret ediyor. Enflasyondaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin ön plana çıktığını ve bu nedenle enflasyon görünümündeki bozulmanın geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Hükümet kiralardaki fahiş fiyat artışlarına karşı tedbir almaya devam ediyor. Kira uyuşmazlığına yeni bir çözüm gündemde. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ev sahibiyle kiracı arasındaki anlaşmazlığı arabulucunun çözeceğini kaydetti. Bakan Bozdağ, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda soruları cevapladı. Ev sahibiyle kiracı arasındaki alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin artırılacağını belirtti. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirileceğini söyledi. Bakan Bozdağ, kiraların ödenmemesi durumunda veya tespitiyle ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce taraflar arabulucuya başvurmaları gerekecek dedi. Böylece iş, ticaret ve tüketici mahkemelerinde zorunda olan arabuluculuk mekanizması kira davaları için de geçerli olacak. Taraflar arabulucuda anlaşamazsa dava yoluna başvurabilecek. Yeni sistemle kira davalarında biriken iş yükünün hızlı bir şekilde eritilmesi amaçlanıyor. Beklenen gün geldi. Vaka sayısı 3 gün üst üste 1000'in altında seyretti. Böylece toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı sayın seyirciler. Uygulamanın ilk gününde maskeler büyük oranda çıkarıldı fakat yine de tedbiri elden bırakmayanlar da vardı. Artık maskeler sadece hastanelerde zorunlu olacak. Kimi tedbiri elden bırakmadı, maskesini taktı. Kimi de ilk kez maskesiz bindi otobüse, dolmuşa. Maskesiz ilk gün nasıl geçecek yolculuk? Güzel bence. Yaz olduğu için de çok sıkılmıştık maskeden. Nefes de alamıyorduk. Rahatladık. Hayat varmış hani. Alışkanlık bilmiyorum. Alışkanlık olabilir. Yeni dönem başladı. Toplu taşımada maske artık isteğe bağlı. Vallahi çok iyi oldu. Bir defa nefes alıyoruz. Sıcaktan bunaldıydık. Yollar maskesiz artık çok kısa açıklamasıyla müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Bundan böyle dolmuşlarda, otobüslerde, metrolarda, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı şartı ortadan kalktı. Ve bugün yolcular ilk kez maskesiz yolculuğa çıktı. Vaka sayısı 3 gün üst üste 1000'in altında seyretti. Bu nedenle daha önce alınan karar doğrultusunda toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı. Maskeyle yolculuk yapmak çok sıkıntılıydı. Bayağı bir yorucu oluyordu.
Bence kalkması gayet mantıklı. Zaten vaka sayıları da düşüyor. Hepimiz çok rahatladık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımada maske zorunluluğu kalksa da yine tedbirli olunmasını istedi. Kalabalık ve kapalı mekanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz dedi. Artık maskeler sadece hastanelerde zorunlu olacak. Son 2 yılda Ankara Şehir Hastanesi'nde günlük koronavirüs hasta sayısı 1000'in üzerindeydi. Salgında lokomotif görevi gören hastanede şu anda yoğun bakımda yatan hasta sayısı 30'a düştü. Uzmanlar bu olumlu tablonun devam etmesi için hatırlatma dozunun yaptırılmasını öneriyor. Koronavirüs vakalarında düşüş hastanelerin de yükünü hafifletti. Virüs sebebiyle yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı yok denecek kadar az. Vaka sayısı 1000'in altına düştü. Tabii bu durum hastanelerde de hissedildi. Salgının en yoğun yaşandığı dönemde 1000'den fazla hastası olan Ankara Şehir Hastanesi'nde şu anda koronavirüs yoğun bakımlarında sadece 30 hasta var. Ve bu hastalar da COVID'e bağlı ağırlaşmış hastalar değil de daha çok ek hastalıkları nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalar. Bu tabloyu görmek ve yaşamak tabii sevindirici. Ankara'daki hastanelerin koronavirüs yoğun bakım servisleri kapatıldı. İl genelindeki hastalar Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor. Şu anda Ankara ili içerisinde COVID ile ilgili vakalar buraya geliyorlar. Burası bir merkez hastane gibi. Ankara genelinde pek çok hastanede COVID servis ve yoğun bakımları kapatıldı. Bu sevindirici tabii. Sadece koronavirüs yoğun bakımları değil, hasta yatan servisleri de normale dönüyor. Servisler de aslında çok ciddi anlamda azaldı. Zamanında biliyorsunuz çok sayıda hasta alıyorduk servislere. Artık o servis alanlarını da COVID dışı alanlara çevirdik. Uzmanlar salgının hızını kesen faktörün aşı olduğunu vurguluyor. Sonbaharda hatırlatma dozunun yaptırılmasını öneriyor. Çok tam salgından kurtulduk derken bu kez maymun çiçeği virüsünü konuşur olduk malumunuz. Bu virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı sayın seyirciler. Virüsün orta derecede risk oluşturduğu, şimdiye kadar ölüm kaydedilmediği belirtildi. 23 ülkede 257 vaka tespit edildi. 2 yılı aşkın süredir koronavirüs salgınıyla mücadele eden dünya maymun çiçeği virüsü yüzünden yine diken üstünde. Dünya Sağlık Örgütü endişelerin artması üzerine kapsamlı bir açıklama yaptı. Maymun çiçeği virüsünün orta derecede risk oluşturduğunu duyurdu. Ancak virüsün kendisini insan patojenine dönüştürmesi sebebiyle çocuklara veya bağışıklık sistemi zayıf olanlara sıçramasının risk yaratabileceği uyarısı yapıldı. 26 Mayıs itibariyle 23 ülkede 257 vaka ve 120 şüpheli vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada hastalığın bu şekilde artmasının dikkat çekici olduğu kaydedildi. Vakaların endemik bir bölgeyle seyahat bağlantısının olmadığı aktarıldı. Bu durumun virüsün yayılmasının tespitini geciktirdiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü şimdiye kadar hastalıktan ölen rapor edilmediğini ve virüsün temel bakım ve cinsel sağlık hizmetleri aracılığıyla bulaştığını bildirdi. Maymun çiçeği virüsü genellikle Orta ve Batı Afrika bölgelerinde görülen bulaşıcı bir hastalık. Yakın temasla yayılması sebebiyle izolasyon ve hijyen kurallarına bağlı kalarak hastalığın kolayca kontrol altına alınabileceği belirtiliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 96. gününde devam ediyor. Çatışmalar Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Kiev, Rus güçlerin Severodonetsk kent merkezine ilerlediğini duyurdu. Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Rus ordusu Ukrayna'nın Donbas bölgesine saldırılarını yoğunlaştırdı. Luhansk valisi Severodonetsk kentinde çatışmaların yaşandığını açıkladı. Ukrayna güçlerinin direnişine karşın Rus güçlerin kent merkezine ilerlediğini belirtti. Rus ordusunun saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Ukrayna ordusu Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'daki 3 köyde Rus güçlerin geri püskürtüldüğünü duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mikolaiv'de bir hangar hedef alındı. Ukrayna ordusuna ait 4 adet çok namlulu roket atar sistemi, 46 askeri araç ve bir mühimmat deposu vuruldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus ordusunun kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı. Buna göre savaşın başından bu yana 30.350 Rus askeri öldürüldü.
Rus ordusuna ait 207 uçak, 174 helikopter ve 1349 tank imha edildi. Ukrayna'nın Herson kentinin tahılı Rusya'ya ihraç ediliyor. Rus ordusunun kontrolünde olan bölgelerdeki sözde yönetimler depolarda kalan ürünü Rusya'ya sattıklarını açıkladı. Açıklama Herson'daki sözde yönetim temsilcisi Kiril Steremusov tarafından yapıldı. Steremusov, stoklarda çok miktarda tahıl olduğu bilgisini verdi. Mahsulün Rusya'ya ihraç edilmeye başlandığını söyledi. Rusya'daki işleme tesislerinde ayçiçeği çekirdeği temin etmek için de çalışma yürüttüklerini duyurdu. Bölgede hasadın da 20 Haziran'da başlaması bekleniyor. Rusya'ya ihracatla yeni toplanacak ürün için depolarda yer açıldığı kaydediliyor. Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerden batıya sevkiyat yapılamadığı ve limanlar abluka altında olduğu için Ukrayna tahılı depolarda bekletiliyor. Bu nedenle gıda fiyatları bütün dünyada tırmanırken Afrika'da açlık uyarısı yapılıyor. Nepal'de havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolan yolcu uçağının enkazına ulaşıldı. 22 kişiyi taşıyan uçağın enkazından 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Nepal'de Pokhara Havalimanı'ndan havalanan iç hatlar uçağı kalkıştan kısa süre sonra radardan kayboldu. Küçük uçağın Himalayalardaki Jomsom bölgesine inmesi bekleniyordu. Yerli halkın yangın ihbarı üzerine ekipler uçağın enkazına ulaştı. Nepal ordusu enkazın Jomsom kasabası yakınında bulunduğunu açıkladı. Enkazda yapılan çalışmalarda 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 Alman ve 4 Hindistanlı turistin de seyahat ettiği uçakta 22 kişi bulunuyordu. Enkazda arama çalışmaları devam ediyor. Brezilya'da şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı. En az 84 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'da ise elverişsiz hava koşulları yüzünden alabora olan tekneden 31 kişi kurtarıldı. 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Brezilya, aşırı yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymasıyla mücadele ediyor. Pernambuco eyaletinde 25 Mayıs'tan bu yana 84 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp sayısı tam olarak belirlenemezken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Brezilya Silahlı Kuvvetleri de destek veriyor. 14 kentte acil durum ilan edildi. Yaklaşık 4000 kişi tahliye edildi. Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında da bir kargo teknesi kötü hava koşulları nedeniyle alabora oldu. 42 kişinin bulunduğu tekneden 31 kişi kurtarıldı. Kurtarılanların durumunun iyi olduğu açıklandı. Kayıp 11 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir boks maçının ardından silahlı saldırı söylentisi izdihama yol açtı. 18 kişi yaralandı. Olay Brooklyn'de bir arenadaki boks maçının ardından yaşandı. Seyirciler ayrılmaya başlarken dışarıda silahlı saldırı düzenlendiği söylentisi hızla yayıldı. Kapılara yönelenler söylenti üzerine içeri dönmeye çalıştı. Yaşanan izdihamda 18 kişi yaralandı. Amerikan polisi açıklamasında kalabalıktan bazılarının dışarıdan duydukları sesleri silah sesine benzetmesi üzerine izdiham yaşandığı anlaşıldı ifadesi kullanıldı. İstanbul'da asker uğurlamasında 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda neyse ki yaralanan olmadı fakat o anlar kameralarca kaydedildi. Hafif ticari araçla geldiler. Halay çekenlerin olduğu tarafa doğru havaya ateş ettiler. Güngören Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde asker uğurlaması vardı. Olay yerine gelen 3 kişi önce ellerinde pompalı tüfekle araçtan indi. Çevredekilerin uyarısını dikkate almayan şüpheliler, halay çeken grubun olduğu tarafa doğru havaya ateş etmeye başladı. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Peş peşe ateş eden zanlılar daha sonra olay yerinden kaçtı. Ankara'da gece yarısı seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Yol kenarına park eden sürücünün yardımına trafikteki diğer araç sahipleri koştu. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi.
seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi. Araç alev topuna döndü. Sürücü mucize eseri kurtuldu. Ankara'da Konya yolu istikametinde gece yarısı aracı yanan sürücünün imdadına diğer sürücüler koştu. Yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale edildi. Pet şişelerdeki sular bile alevlere döküldü. Yol kenarındaki alev topunu görenler itfaiyede haber verdi. Ancak ekipler olay yerine geldiğinde araç kullanılamaz hale gelmişti. Arabası yanan sürücü yangından yara almadan kurtuldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bu kez kaçamadı. İzmir merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı. 17 kişiyi mağdur ettiği belirlenen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttılar. Korku ve panik uyandırarak çok sayıda kişiden para ve ziynet eşyası aldılar. Mağdurların ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir'in yanı sıra İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin 17 nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bilgisayar ve cep telefonlarının yanı sıra hazır konuşma metinleri ve mağdurlara ait bilgiler ele geçirildi. Operasyonla teşebbüs aşamasındaki 20 milyon liralık dolandırıcılığın da önüne geçildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Narkotik ve Kriminal Daire Başkanlığı ortak çalışmayla uyuşturucunun parmak izini sürüyor. Profil oluşturma yöntemiyle farklı zamanlarda ele geçirilen iki uyuşturucu maddenin aynı merkezde üretilip üretilmediği son teknolojiyle anlaşılıyor. TRT Haber uyuşturucunun parmak izinin çıkarıldığı o laboratuvarı görüntüledi. Yiğitcan Karatepe'nin özel haberi. Türkiye'nin her köşesinde yakalanan uyuşturucular inceleniyor. Daha üretim aşamasında gerçekleşen işlemler tespit ediliyor. Büyük bir titizlikle çalışan bu adres Ankara'daki Kriminal Daire Başkanlığı'nın laboratuvarı. Narkotik ekipleri bir operasyonda uyuşturucu ele geçirdiği zaman o numuneleri kriminal ekiplerine getiriyor. İşte burada da tüm incelemeler yapılarak uyuşturucunun kimyasal parmak izi elde ediliyor ve veri bankasına giriliyor. İleri teknolojik analiz cihazlarımız yardımıyla uzman personelimiz bunları değerlendiriyor. Her numune geldiğinde bu veri bankasında karşılaştırması yapılır. Kriminal ekiplerinin uyuşturucunun parmak izini tespitinde kullandığı en etkili yöntem kimyasal profilleme. Böylece iki farklı zamanda iki farklı yerde elde edilen uyuşturucunun aynı kaynakta üretilip üretilmediği ortaya çıkıyor. Uyuşturucunun hangi şartlarda, nasıl, hangi maddeler kullanılarak üretildiği kimyasal profilleme ile tespit ediliyor. Profilleme yöntemiyle iki soruşturma arasında bağ kurulduğu an operasyonlarda elde edilen deliller de birleştiriliyor. Böylece büyük uyuşturucu çetelerinin çökertilmesinde önemli bulgular elde ediliyor. Uyuşturucu madde üretilmesinden itibaren üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun bizler bu parmak izini tespit edebiliyoruz. Aynı kaynaktan gelmiştir diyebiliyoruz. Profilleme yöntemi uyuşturucu tacirlerinin üretim ve satış ağının deşifre edilmesinde önemli bir rol oynuyor. İstanbul'da minibüsün ezdiği sokak köpeği metrelerce sürüklendi. Sürücü köpeği aracının altından çıkararak yoluna devam etti. Yaralı hayvan kurtarılamayarak can verdi. Minibüs köşeyi döndü. O sırada caddede koşan köpek aracın altında kalmaktan kurtulamadı. Bizim köşeden diğer köşeye kadar 100 metre kadar hayvanı sürüklemişler, arabanın altına almışlar bilerek ya da bilmeyerek. Görüntü İstanbul Fatih'te kaydedildi. Minibüs sürücüsü önüne çıkan sokak köpeğini fark etmedi.
Aracın altında kalan köpek metrelerce sürüklendi. Altında kalmış arabanın daha sonra çıkartmışlar. Ben gördüğümde hayvancağız yerde yatıyordu. Sürücü köpeği aracın altından çıkardıktan sonra yoluna devam etti. Çevredekiler veteriner çağırdı ancak yaralı hayvan kurtarılamadı. Bursa'da ralli sırasında pistten çıkan bir araç seyircilerin arasında endişeye yol açtı. Yol kenarındakiler paniğe kapılıp araçtan uzaklaşmaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. 46. Yeşil Bursa Rallisi Keles yolunda yapıldı. Yarış sırasında bir sürücü keskin virajı alamadı. Araba yol kenarında seyircilerin bulunduğu alana doğru savruldu. Ardından tümseye takılıp durdu. Sürücü daha sonra yarışa dönmek için hızla manevra yaptı. Seyircilerin arasından geçerken boş bir sandalyeye çarptı. Çevredekiler otomobilden uzaklaşmaya çalıştı. Endişeye yol açan o anlar bir seyircinin cep telefonuyla kaydedildi. İstanbul Belgrad Ormanı'nda pazartesi günleri manzara hiç değişmiyor sayın seyirciler. Hafta sonunu aileleriyle piknik yaparak geçiren bazı İstanbullular yine arkalarında çöp yığınları bıraktı. Belgrad Ormanı'nda her adım başı manzara aynı. Piknikçiler gitti, geriye yine çöpleri kaldı. Piknik yaptıkları zaman çöplerini alıp toplayıp çöp kutusuna atması daha verimli olur. Hem bir sonraki gelen ziyaretçiler daha temiz bir ortam sağlarız. Güzel havayı değerlendirmek isteyenler hafta sonu Belgrad Ormanı'na akın etti. Ancak yine birçoğu piknik sonrası çöplerini toplamadan gitti. Gazete kağıtları, poşetler, plastik şişeler, hatta mangal ve portatif sandalyeler. Onlardan geriye işte bu çirkin manzara kaldı. İnsanlarımıza bilinç yok. Bir de ben burada seslenmek istiyorum. Herkes vatan severim diyor. Vatan sevmek bu ülkenin ormanını, ağacını, deresini, her şeyi sevmektir. Görevliler yine her pazartesi olduğu gibi sabah erkenden işe koyuldu. Çöplerin temizlenmesi ise saatler sürdü. Termal turizmde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden Denizli, şifa arayan yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Denizli'ye yılın ilk 5 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 400 bine ulaştı. Pamukkale ve çevresindeki termal tesislerde bu yıl 2 milyonu aşkın turistin konaklaması bekleniyor. Termal kaynaklarıyla ünlü Pamukkale, geçmişte önemli bir sağlık merkeziydi. Hierapolis Antik Kenti ve çevresi günümüzde de sağlık turizminde gözde. Denizi olmayan Denizli dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olma yolunda. Beyaz Cennet Pamukkale'ye bu yılın ilk 5 ayında gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak 400 bine ulaştı. Pamukkale gerçekten muhteşem bir yer. Çok sayıda ülkede bulundum. Daha önce böylesi bir güzellik dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Yıl sonuna kadar biz 2 milyon bir hedef koymuştuk. Ama sevindirici rezervasyonlar görüyoruz. Avrupa'dan geçen yıla göre çok daha fazla bir talep olduğunu, Uzak Doğu'dan da misafirlerimizin Pamukkale'yi tercih ettiğini görüyoruz. Termal tesislerdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde dünyanın dört bir yanından turistler şifa arıyor. Parmaklarımı bile oynatamıyordum. Sırtımda, kollarımda, vücudumun pek çok yerinde çok büyük ağrılar vardı. Pek çok ülkeye gittim. Pamukkale'ye geldikten sonra gerçekten şifa buldum. Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyorum. Dünyanın her yerinden hastalar bize gelmeye başladı ve biz çok zorlanmaya başladık. Yani hem sağlık bilen hem yabancı dil bilen kaliteli yetişmiş personellere çok ihtiyacımız oldu. Denizli'yi bu yıl 70'i aşkın ülkeden 2 milyondan fazla turistin ziyaret etmesi bekleniyor. 20 bine yakın yazma eser Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki Yazma Eserler Kütüphanesi'nde özenle muhafaza ediliyor. Eserler özel dolaplarda iklimlendirme cihazlarıyla korunuyor. Kütüphanede değerli ve nadir Kur'an-ı Kerimler de bulunuyor. Yazma Eserler Kütüphanesi kapılarını TRT Haber'e açtı. Duygu Özdemir'in özel haberi, kameraman Yasin Köse'nin görüntüleriyle geliyor ekranlarınıza. Yüz tanıma sistemiyle giriliyor.
özel yöntemlerle korunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki eserler yüksek teknolojiyle donatılmış özel dolaplarda muhafaza ediliyor. El yazması eserler özel teknolojiyle donatılmış özel dolapların içinde muhafaza ediliyor. Çünkü her sayfası çok kıymetli. Olası bir afet durumunda dolaplar kendini kilitleyerek kitapları muhafaza ediyor. İklimlendirme kitaplarımızın kağıtlarının muhafazası için herhangi bir haşere, olumsuz hava durumlarından korumak için önemli. El yazması eserlerin bulunduğu bölüme sadece özel görevliler girebiliyor. Eserlere eldivenle temas edilebiliyor. Kütüphane koleksiyonunda yer alan ciltli 7433 yazma eser Arapça, Farsça ve Osmanlıca'dan oluşuyor. Eserlere ait risalelerle birlikte el yazma eser sayısı 20.000'i buluyor. O eserler arasında 9. ya da 10. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen Kur'an-ı Kerim de yer alıyor. 140 bin civarında matbu eserimiz var. Bunların yarısına yakını Arapça eserler, bir kısmı Osmanlıca, Farsça ve Türkçeden oluşmakta. El yazma eserlerin tamamına dijital ortamda da ulaşılabiliyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı düzenlendi sayın seyirciler. Eser üstündeki koruyucu cam sayesinde zarar görmedi fakat saldırgan bu kez de pastanın kremasını camın üstüne sürdü. İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Mona Lisa saldırıya uğradı. Paris'teki Louvre Müzesi'ne giren saldırgan salona yaşlı bir kadın kılığında tekerlekli sandalyeyle girdi. Önce tablonun üstündeki camı kırmaya çalıştı. Ancak eser koruyucu cam sayesinde zarar görmedi. Amacına ulaşamayan saldırgan bu kez de tabloya pasta fırlattı. Kremasını da camın üstüne yaydı. Son olarak tablonun bulunduğu salonda yere gül serpti. Güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılan saldırganın pastayı müzeye nasıl soktuysa bilinmiyor. Fransız polisi saldırganın bunu neden yaptığını araştırıyor. Yeniden yurda dönelim. Ankara Polatlı'daki tarihi Gordion Antik Kenti'nde 3. Uluslararası Gordion Yarı Maraton koşusu yapıldı. Maratona 660 sporcu katıldı. Yüzlerce sporcu Ankara'da bir araya geldi. Tarihi Gordion Antik Kenti'nde 3. Uluslararası Gordion Yarı Maratonu'nda ter döktü. Gordion'un UNESCO Dünya Mirası listesine alınması çalışmaları kapsamında düzenlenen yarışma Polatlı'da yapıldı. Yarı maratona Almanya, Kenya ve İngiltere'den sporcuların da aralarında bulunduğu 660 atlet katıldı. Tarihi mekanda yaptığımız Ankara'nın da tek yarı maratonu olan yarışımıza her yıl ilgi giderek artmakta. Burada nihai hedefimiz bu antik kente dikkat çekmek. UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne girmesi için yaptığımız çalışmalara destek olmak. Etkinlik kapsamında 21 kilometrelik yarı maraton ve 10 kilometre koşusuyla 124 metre minikler yarışı yapıldı. Maratonun tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Erzurum'un Karayazı ilçesindeki foto safariye katılan yerel sanatçılar etkinliğe türküleriyle eşlik etti. Doğayı fotoğraflarken türkülerle eğlendi. Bingöl'de ise yerli ve yabancı 145 fotoğraf sanatçısının katılımıyla foto safari yarışması düzenlendi. Dağlar karlı olsa da yaylalar rengarenk. Çiçekler adeta görsel bir şölen sunuyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Karayazı Kaymakamlığı bölgedeki doğal güzelliğin tanıtımı için foto safari düzenledi. İnanılmaz güzellikler var. Sabah tandır yapan bayanları çektik, tersaneleri çektik ve şimdi Köyceğiz Gölü'ne geldik. İnanılmaz bir doğası var, çok güzel görselleri var. İlçeyi gezen fotoğrafçılar koruma altındaki tersaneleri de yakından görme fırsatı buldu. Bu bölgede bu mevsimlerde ters laleler oluyor. Ya çok ömrü uzun değil bu ters lalelerin. Şu anda en güzel zamanındayız. Geldik fotoğraf çekmeye.
Yerel sanatçıların kopuz eşliğindeki türküleri ise etkinliğe renk kattı. Ben de bir aşığım Reyhan'ın adım. Bingöl'de ise ikinci ilkbahar fotosafari yarışması düzenlendi. Daha önce sadece içinden gelip geçtiğimiz bir yeri 2 gün 3 gün boyunca tecrübe etme fırsatımız oldu. Bakir doğasıyla, misafirperverliğiyle Bingöl bizim için güzel bir etkinlik olmuş oldu. Yarışmaya Türkiye, Almanya ve İran'dan 145 fotoğraf sanatçısı katıldı. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında deniz turu yapan tekneye yunuslar eşlik etti. O anlar görüntülendi, paylaşacağız hemen sizinle. Alanya'da iki tur teknesi turistleri Alanya Kalesi etrafında gezdiriyordu. O sırada denizde yunuslar görüldü. İzliyorsunuz o görüntüleri. Yunuslar suya batıp çıkarak tekneye eşlik etti. Teknede bulunanlar da onları cep telefonu kamerasıyla işte böyle görüntüledi. O güzel anları paylaşıyoruz biz de sizinle. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Ve haftanın ilk iş gününde bakalım piyasaların seyri nasıl, arka plana yansıyor ekranımız. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 2527 puandan işlem görüyor. İbre yukarı yönlü. Dolar 16,37 liradan, avro 17,63 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1855 dolar. Hemen diğer ekranımızla devam edelim. Gram altın 977 liradan, çeyrek altın 1598 liradan, yarım altın 3197 liradan ve Cumhuriyet altını da 6375 liradan işlem görüyor. İşte piyasalarda haftanın ilk iş gününde seyir an itibariyle bu şekilde. Kobilerin Bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Biz şimdi virgül koyalım. Spor gündeminden gelişmelerle, notlarla Nilüfer Gönen'den karşınızda olacak. Saat başında yine birlikteyiz ama.